Ben... Ne yapıyorum burada ya? Şu düştüğüm hale bak. Kendine gel Zehra. Kendine gel. Ben Tayfun arayacağım seni alması için. Burada bekle, hiçbir yere ayrılma. Alo Tayfun, Alev'i almaya gelir misin? Beykoz'da bir otelde, ben sana konum atarım. Tamam Ömer. Bir sıkıntı varsa? Hayır hayır, hiçbir sıkıntı yok. Yani işler biraz karışık, ben sana daha sonra anlatırım. Sen şimdilik Alev'i alsan, konağa götürsen yeterli. Merak etme, hallederim. Sağ ol Tayfun. Sakın yanlış anlama. Endişelendiğim için. Yoksa peşinden falan gelmedim. Birisi Alev'i takip etmiş. Çok korkmuş. Ben de onun için... Neyse. İyi olduğuna göre sorun yok. Ben gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Gidip gitmeyeceğime sen mi karar vereceksin? Gidiyorum. Neden geldin? Dedim ya, bir mesaj geldi. Şimdi gidebilir miyim? Leyla! Leyla! Leyla kızım! İyi misin sen kızım? İyiyim teyzeciğim, ne oldu ki? Madem iyisin, deminden beri Leyla, Leyla diye bağırıyorum. Niye bakmıyorsun, niye cevap vermiyorsun? Senin bir şeye mi canın sıkkın? Yok teyzeciğim, iş güç, dosyaları da almışım herhalde, ondan duymadım. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım, uyku bastırdı. İyi, git yıka. Hay Allah. Ay, yemeği yaktım. Ben de sana bunu getirmiştim. Amerika'dan arkadaşım getirmiş, sen çok seversin. Thank you.
Baban nasıl? İyi mi? Benzin bitiyor. Bir istasyon bulmamız lazım. Bitti. Boş depoyla yola çıkarsam böyle olur işte. Fırsat mı vardı? Tabii tabii, doğru. Çok meşguldüm. Anlamadım. Yok bir şey. Sana demedim. Ne yapayım? Ben mi çıkıp alayım? Yok canım, daha neler? İstersen inip iteyim. Ben bir benzinlik bulayım. Sen beni burada bekle arabada. Olur. Efendim Tayfun. Tamam, geliyorum. Bakın burada ne varmış. Tam da ihtiyacım olan şey. Şuna bak ya. Bir de buna güvenip dükkana emanet ediyoruz. Ama dur ya. Kesin bir şeylerin peşinde. İşler çeviriyor. Ay yoksa aşık falan mı oldu? Beton. Beton birine aşık olacak. Teyzeciğim, istersen yardım edeyim. Ay iyi olur kızım, Allah razı olsun. Evim zaten yakın, fazla uzak değil. Ay sağ olasın yavrum. Oh. İyi de sen ne arıyorsun burada? Ya arabanın benzini bitti de. Teyzeciğim sen şunu tut. Dur ben sana yardım edeyim yavrum. Tamam mı kızım? Allah ne muradın varsa versin kızım. Kalbini temizle, yüzüne vurmuş. Maşallah sana yavrum. Emmi, kızın arabasının benzini bitmiş. Eve kadar bana yardım ediyor.
Bu adam kim? Benden gizli ne işler çeviriyorsun sen Beton? Görüşürüz. Kim bu arkadaş? Benden gizli sosyal çevren mi var senin? Ev mi satın almaya geldi? Yok yok. Kesin bir işler var sende. Ay, tuvalete bile benden habersiz gitmeyen adam. Ne oldu da böyle habersiz işler çeviriyor? Şimdi anlarız ne olduğunu. Benzinlik de bulamadım. Ne yapacağız şimdi? Nereye gitti bu? Zehra! Zehra neredesin? Evladım birisine mi baktın? Abi burada genç bir kız vardı, gördün mü? Gördüm. Bizim komşu Emine Hanım'la beraber gittiler. Kendisi de Emine Hanım'a yardım ediyordu. Emine Hanım? Evet, Emine Hanım. Nerede oturuyor abi? Buradan doğru git. İlk sağa dön, ikinci ev. Tamam, sağ ol. Sen de sağ ol. Şuraya kapının önüne bırakalım kızım. Tamam. Heh, buraya bırakalım. Dur yardım edeyim ben sana. Teyzeciğim, sen geçtiğinden ben bunları yerleştireyim. Allah razı olsun be kızım, zahmet olacak sana. Olur mu, ne zahmeti? Hadi otur sen. Ah, ah. Gençlik işte. Ömürde, gençlikte göz açıp kapayana kadar gelip geçiyor. Bir bakmışım böyle belim bükülü vermiş. Evli misin kızım sen? Hı hı. Evet. Arabanın yanında kocanı mı bekliyordun yoksa? Evet. Demiştim ya, benzin bitti. Benzinlik aramaya gitti o. Teyzeciğim. Ben artık gideyim. Yok, bir ayranım ikram etmeden asla bırakma. Çok yoruldun zaten. Ama gitsem ben. Bak, ikram geri çevrilmez. Gücenirim vallahi. Hadi geç içeriye, bir ayran ikram edeyim. Peki madem. Geç kızım, geç. Çıkar paltonu. Gel. Ben sana bir ayran yapıp geliyorum, tamam mı kızım? Sen geç içeriye. Tamam teyzeciğim. Hadi. Ya burada değilse?
Buyur evladım. Kime bakmıştın? Neden haber vermedin? Telefon da kapalı. Duymadım. Kızma evladım. Benim yüzümden oldu. Gel, gel sen de içeriye gel. Bak benim yüzümden kavga etmeyin. Çok üzülürüm vallahi. Bak şimdi. Ay şimdi ben karı koca arasına mı girmiş oluyorum? Teyzeciğim hayır, yok öyle bir şey. Girmedin aramıza. O zaman gel buyur. Sana bir ayran ikram edeyim. İçmez misin? Kendim yapıyorum oğlum ayranı. Çok güzel. Gel. Teyzeciğim sen boşuna ısrar etme. Gelmez o. Olur teyzeciğim. İçerim bir ayranını. Gel. Gel buyur kızım. Geçin içeriye, ben ayranları katayım, geleyim. Senin babalıktan anladığın buysa ben zaten senin oğlum. Yeter evladım, yeter. Gir içeri. Yeter bu kadar soysalık. Gir iç arabaya. Evet. O istemiyorsa zorla bir yere götüremezsin. Bana bak. Eğer ustama zarar verirsen bundan sonra benim yüzümü göremezsin. Anladın mı? Deli çocuk. Bu iş burada bitmez Salim Usta. Allah. Yasemin. Kocana bir ayran daha doldur. Koşuna gitti galiba. Mutfağın yerini biliyorsun. Hadi. Sen karını çok seviyorsun. Belli belli. Çok seviyorsun. Öyle değil mi? Biz de şimdi kocanın seni ne kadar çok sevdiğinden bahsediyorduk. Teşekkürler. Bir şey değil. Neden? Benden habersiz dışarı çıkmasak.
Ben atölyeye gidiyorum. Hoş geldiniz Tayfun Bey oğlum. Hoş bulduk Cevriye Hanım. Hayırdır ay parçası? Araban nerede? Ay niye Tayfun Bey getirdi seni? Gelirken ufak bir kaza yaptım. Arabam da serviste. Sağ olsun Tayfun ilgilendi benimle. Tekrar geçmiş olsun Alev. Ben gidiyorum, görüşürüz. Aa, abi kahvemizi içmeden hayatta bırakmam komiserim. Gitmem gerek Cevriye Hanım. Merkezde çok önemli işlerim var da. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Ama fazla arayı açma, bekliyoruz. Ay, verilmiş sadakan varmış ay parçası. Nerede kaza yaptın? Hasar çok mu? Kusura bakmayın Cevriye Hanım, yorgunum biraz. Dinlenmem lazım. Dinlen tabii kızım, dinlen. Taş taşıdı sanki hanım sultan. Dinlen. Söyle bakayım oğlum, sen bu kıza ne yaptın da bu kız bu kadar üzgün duruyor? Kaçırma gözlerini, kaçırma. Üzmüşsün sen bunu. Yok teyzeciğim, ben bir şey yapmadım. Sana öyle gelmiş. Peki öyleyse, niye bu kadar üzgün duruyor bu kız? Yok bir şey teyzeciğim. Üzmedi beni. İyiyim ben. Ben seni üzdüm mü gerçekten? Yani kırdın mı? Nereden çıktı bu? Hem üzülmem için bir sebep mi var? Ama bak, teyze öyle demiyor. Teyze yanlış anlamış. Ay yoksa size nazar mı değdi? Maşallah birbirinize o kadar çok yakışıyorsunuz ki. Ama küsmeye bahane aramak yerine sevgiye çare arayın. Ama sevmek için de güvenmek gerekiyor tabii. Ama o bana hiç güvenmiyor. Bak şimdi de sen bana güvenmiyorsun. Kızım, oğlum, olayları biraz da sakin kafayla düşünün. Göreceksiniz ki her şeyin bir çaresi var. Şuranıza sorun. İnanın ki en doğru cevabı size orası verecek zaten. Teyzeciğim, biz artık gidelim. Geç oldu. Yok, hiçbir yere bırakmam. Yemek yemeden hiçbir yere gidemezsiniz. Karı koca evimde misafirimsiniz. Teyzeciğim çok zahmet oldu zaten. Biz gidelim. Hadi. Neden üzüyorsun teyzeyi? Tamam teyzeciğim. Kalıyoruz. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Yani teyzenin nazik davetini kabul ediyorum. Kızım, bak kocan da kalmak istiyor. Hadi kırma bizi. Gel beraber akşam yemeğini hazırlayalım. Hadi gel. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayatım hazır mısın? Çıkalım. Biliyorsun Asya Hanım bekletmeye gelmez. İsyan çıkarıyor sonra. Tabii tabii, ben montumu çantamı alıp geliyorum. Tamam. Nihat. Otur, Alev arabasıyla küçük bir kaza yapmış. Komiser Tayfun getirdi evi. Kaza mı yapmış? Niye bizim haberimiz yok? Ha, bilmiyorum. Zaten pek de bir şey yok gibiydi. Yani eğer Tayfun Bey getirmeseydi eve hayatta inanmazdım. Ha, yalanlarına da Tayfun ortak edecek değil herhalde yani. Yani. Ya o zaman ben bir bakayım. Alev, geçmiş olsun Alev. Kaza yapmışsın, hiç haberimiz olmadı. Evet, ufak bir kaza yaptım ama büyütülecek bir şey değil. Nerede oldu peki? Ya siz halı yiyen ne kadar meraklısınız böyle ya. Sürekli gözünüz üzerimde. Seni izlememek mümkün mü Alev?
her an ne patlatacaksın diye merak içindeyim. Şirkete ve Ömer'e karşı sorumluluğum olmasa umurumda olmazdın da. Neyse. Neden bahsettiğini bilmiyorum Nihat. Ama bu şekilde her dakika küstahlık edemezsin bana. Bekletmedim değil mi? Yok. Bir sorun mu var? Yok Ayşe'cim. Her zamanki meseleler, iş. Ya Nihat'cığım ben kaç kere dedim eve iş getirme diye. Ha Alev, ya abimle Zehra bugün gelmeyecekler. Hediye ablaya söyler misin? Yemekler ona göre hazırlasın. Neyse hayatım, hadi çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Niye eve gelmediler ki? Aferin sana. Gördün mü bak, ona da hayır dedi. Ay bu kız niye böyle yapıyor ben anlamıyorum. Aslan gibi de çocuktu. Aman teyze, dizi bunlar, gerçek değil ki. Olur mu öyle şey? Dürüst, namuslu, her şeye koşturan, çalışkan bir çocuk. Ama bak, yapayalnız. Müsaitsen yemeğe çıkalım mı? Havadan sudan konuşuruz. Dertleşiriz sadece. Teyzemle beraberiz. Müsait değilim. Kim bu telefonu böyle öttürüp duran? İşle ilgili teyze. Ay hep de işle ilgili ötüyor bu Meret. Bak yavrum, eğer görüştüğün biri varsa iyice düşün taşın, öyle karar ver. Hemen yok deme. Vakti zamanında bir takım şeyler yaşadın ama hepsi geldi geçti. Hayat her zaman senin karşına o cibiliyetsiz gibi birini çıkartmayacak ya. İyice düşün taşın. Kararını sonra verirsin. Karşındakini tanımaya, anlamaya çalış. Neticede kısmet işi bunlar. Sandığın gibi bir şey değil teyze. Gerçekten sadece iş arkadaşım. Ben kendime çay alacağım. Sen de ister misin? Yok, benim var. Sen ne kadar saklarsan sakla, var bir iş. Kokusu sonunda çıkacak nasılsa. Ne oldu bu? İşte çocuklar. Amcanız vefat edince ben de temelli köye yerleştim. Aktar dükkanını kapattım. Allah rahmet eylesin. Sağ ol oğlum, Allah razı olsun. Çocuklar ben kalkayım namazımı kılayım. Gel oğlum sen şu kestanelere bak, yanmasın. Şu tabureyi de al. Bunlar tam olmamış. Sen ver onu, bana bırak. Bak bunları böyle yavaş yavaş döndüreceksin. Yoksa iki tarafı da eşit pişmez. Ama tabii. Sen alışkın değilsin böyle şeylere.
Ben de aynısını yapıyordum. Ya bir kere de kabullensen. Senin de anlamadığın şeyler olabiliyormuş demek ki. Kestanenin nesinden anlamayacağım? Ya burnundan da kıl aldırmıyorsun. Bence sen laf sokacak yer arıyorsun. Sana öyle geliyor. Hem laf sokacak bir durum mu var? Bak ben gayet rahatım. Gerginlik yaratan sensin. Ben de gayet rahatım. İyi, sorun yok o zaman. Bence de. Allah kabul etsin teyzeciğim. Sağ olun, Allah razı olsun. Çocuklar, bir yastıkta kocamak kolay değil. İyi gününüzde olacak, kötü gününüzde olacak. Ama önemli olan küslüğü uzatmamak, küs kalmamak. 3 günden fazla küs kaldın mı ne peygamberin hoşuna gider ne Allah'ın hoşuna gider. İyisi mi? Akşamın sabahına barışacaksınız. Hadi şimdi kalkın öpüşün bakayım. Hadi kızım öp kocanı. Nazlanma. Ne kadar çok birbirinizi sevdiğinizi ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Hadi kalk öp kocanı. Ver bakayım şu maşayı sen bana. Hadi, hadi öp bakayım. Kalk. Hadi oğlum, sen de. Hadi bakayım. Hadi öp kocanı. Bir de şimdi gülün bakayım birbirinize. Hadi bakayım. Tebessüm edin birbirinize. Gülün bakayım. Aferin. Ha bakalım yapmış mısınız kestaneleri? Şimdi oturup yiyelim güzel güzel. Teyzeciğim sen geç otur şöyle. Tamam ver. Allah'ım delireceğim. Ya niye saç çeviriyorsun? Abi tamam be hadi. Ne yapıyorsun sen beton ya? Bu ne hal? Verdiğin para neyine yetmiyor senin? Ne yapayım ben şimdi sana? Söyle ne yapayım? Aa, aa, benim ballı böreğim nerede? Asya'm nerede benim ya? Odasında alıcım uyuttum. Bizim çifte kumrular da ortalıkta görünmüyor. Yoklar mı? Halacığım ben sana söylemeyi unuttum. Onlar bu gece gelmeyeceklermiş. Ay. Ne iyi ediyorlar ayol, sefaları olsun. Biz de ilk kocamla öyleydik. Gezer gezer dururduk ayol, evin yolunu unutmuştuk. Çok şükür Allah'a ki evliliğin bütün nimetlerinden faydalandık. Bak şimdi böyle kuku mal kuşu gibi oturuyoruz evde. Ah ah, bir türlü evlenmeyenler düşünsün artık. Ben halimden gayet memnunum Cevriye Hanım. Kariyerimden başka da bir şeyle ilgilenmiyorum. Ah. Deme öyle kızım. Deme yüce Allah'ın gücüne gider. Cık. Allah bir kadın erkek için, erkeği de kadın için yaratmıştır. Sen de otur kalk dua et de hayırlı bir koca nasip etsin sana da. Biz de birbirimiz için yaratmış değil mi aşkım? Evet hayatım. Ben o kadar şanslı bir erkeğim ki sen çıktın karşıma ve evlendik. Gerçekten gözlerim yaşardı doğrusu. Ay nedense böyle birdenbire evlenesim geldi Cevriye Hanım biliyor musunuz? Neyse. Benim atmam gereken birkaç mail vardı. Evet. Zehra ile Ömer çok mutlular. Eve geldiklerinde göreceksiniz kumruları.
Bak kızım, bir de akşam akşam gidecektiniz. İyi oldu kaldınız. Teyzeciğim, sen hiç zahmet etme. Olur mu kızım zahmet? Akşamdan beri zaten sen de yardım ediyorsun bana. Sofrayı kurdun, kaldırdın, bulaşıkları yıkatmadın. Ama sen de bütün yemekleri yapmışsın. Yani o dediklerin 5 dakika bile sürmedi. Sen pek bir sakin sakin duruyorsun ama maşallah elin bir hızlıymış. Pek de marifetlisin. Ben kimin eline iş yakışır, kimin eline yakışmaz bilirim. Sade bulaşıkları yıkamakla kalmamışsın. Mutfağın pırıl pırıl yapmışsın. Yok teyzeciğim, yapmadım fazla bir şey. Yok, yapmadım deme. Ben biliyorum. Tenceremin altını uğumuşsun, ocağımı uğumuşsun. Öyle zamane gençleri gibi yalap şap yapıp öyle yıkayıp durulayıp bırakmamışsın. Şunu da serelim, sıcacık yat. Yok yok, teyzeciğim hiç zahmet etme. Yorduk seni zaten, teşekkür ederiz. Olur mu zahmet? Ben seve seve yapıyorum. Evime Tanrı misafiri gelmiş, ne kadar mutluyum ben. Hem bu yatak şehir yataklarına benzemez. Yünlerini elimle çırptım, uykusu pek bir güzel olur. Aa, ben de çok severim yün yatak. Küçükken babaannem de yün döverdi. Ben böyle içine atlayıp yuvarlanırdım. Böyle saçlarıma yünler dolaşırdı. Ama babaannem bana hiç kızmazdı. Bak görüyor musun şu yün yatağın hikmetini? Ta aldı seni çocukluğuna götürdü. Hadi bakalım, bunları da yatarken giyersiniz. Hadi Allah rahatlık versin. Size de. İyi geceler. İyi geceler. Çıkar mısın? Giyince. Nereye? Bilmiyorum. Çık işte. Tamam. Ne oldu? Burada oturuyor. Tamam da ne yapacağım ya? Nasıl giyineceğim ben şimdi? Tamam. Sen giyin. Bakmıyorum ben. Hayır. Öyle giyinemem ben. Öyle olmaz, böyle olmaz. Nasıl olacak peki? Yani bilmiyorum. Bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapıyorsun? Evet, hazır. Burada giyinebilirsin. Ama sen yine de arkanı dön. Thank you.
Ne yapıyorsun? Üstümü çıkarıyorum. Burada mı? Evet, yani sadece ceketi, yeleği falan. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Yok, gülmüyorum. Hayır, güldün gördüm. Yanlış görmüşsün. Neden gülüyorsun? Senin güldüğün şeye. Ben böyle rahatım. Ben de gayet rahat. Ya al işte. Yine aynı şey. Şimdi ne yapacağız? Nasıl yatacağız? Daha önce yaptığımız gibi. Yastıkları araya koyacağız. Hayır. Olmaz. Tamam. Sen yat. Ben şuraya otururum. Yok. O da olmaz. Ona da olmaz dedin, buna da olmaz diyorsun. Benim başka bir çözüm yolum yok. Tamam. Sen yat. Nasıl yani? Ben yatacağım, sen oturacaksın öyle mi? Yatsa da ben de burada uyusam. Çok uykum var. İnatçı. Bakalım ne kadar dayanacak uykusuzluğa. Thank you.
Ben yatağı toplayayım. Mis gibi ekmek kokuyor. Acıktın mı? Biraz. Günaydın. Günaydın. Nasıl, rahat uyuyabildiniz mi çocuklar? Evet. Uzun zamandır bu kadar rahat uyumamıştım. Teyzeciğim, yardım edilecek bir şey var mı? Yok, yok yavrum. Zaten bu kadar da rahata alıştırmayın beni. Bugün varsınız, yarın yoksunuz. Ben 41 yıldır kendi işimi kendim görüyorum. Siz gidince ne yapacağım? Hadi siz şimdi elinizi yüzünüzü yıkayın, üstünüzü bir değişin. Gelin Allah ne verdiyse kahvaltımızı yapalım. Hem bakın size sıcak ekmek de yaptım. Mis gibi kokuyor, eline sağlık. Ben yüzümü yıkayayım. Hadi bakalım. Hayırlı işlerin olsun Salim. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. Senin ayağın uğurludur. Kesin bugün hayırlı bir gün olacak. İnşallah, inşallah. Ben de yemek pişirmiştim. Elim çoğa alışmış. Bir türlü iki kişilik ayarlayamıyorum. Size de getirdim. Yasemin kızımla yersiniz diye. Sağ ol abla. Bizi hem yemeğine hem kendine alıştırıyorsun. Yani yarın öbür gün gidersen çok özleyeceğiz seni. Ben de çok özlüyorum sizi Salim. Buraları çok arıyorum. Evlatlar olmasa bir dakika durmam gurbet ellerde. Ama evlat işte. Sen de biliyorsun. Senin de var. Salim, bazen biz büyüklere evlatlarının mutluluğu için fedakarlık yapmak düşer. Yasemin diyorum. Evladın o senin. Gençlik işte. Gönülleri birbirine kayıvermiş. Ne gelir elden? Hem yanlış bir şey de yapmamışlar. Yasemin pırlanta gibi bir kız. Aklı başında, çalışkan. Salim, gel vazgeç şu inadından. Gel abla. Biz bir çay içelim. Peki. Neden bu işlere girdin Beton? Ya senin hırsızlıkla ne işin olur? Paraya mı ihtiyacın var? Ya o zaman ne? Zevk için değil herhalde. Yeni yeni huylar mı ediniyorsun? Fiyatlar ne? Bir dakika, bir dakika. Sen bunu mahalledeki ev fiyatlarını düşürmek için mi yaptın? Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun Beton. Bak, abim gibi davranamazsın. Burada artık işler onun yürüttüğü gibi yürümeyecek. Benim istediğim gibi yürüyecek. Bana hiç öyle boşuna bakma. Artık patron benim. Ben ne diyorsam o. Ha, işine gelmiyor mu? Çeker gidersin. Abim kaçtığından beri zaten o polisin gözü üstümüzde. Bir de dikkatleri sen üstüne çekemezsin. Trip mi atıyorsun? Hiç boşuna atma. Sen saçma sapan hareketler yaparsan ben de seni gözden çıkartırım. Thank you.
Bak yavrum, eğer görüştüğün biri varsa iyice düşün taşın, öyle karar ver. Hemen yok deme. Vakti zamanında bir takım şeyler yaşadın ama hepsi geldi geçti. Hayat her zaman senin karşına o cibiliyetsiz gibi birini çıkartmayacak ya. İyice düşün taşın. Kararını sonra verirsin. Karşındakini tanımaya, anlamaya çalış. Neticede kısmet işi bunlar. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Fena sayılmaz. Çay almaya gidiyorsun galiba. Geçerken bir selam vereyim dedim. Görüşürüz. Üzgünüm Demir. Keşke elimden başka türlüsü gelseydi. Koray. Lütfen geri dön. Benim kalbim çok acıyor. Sensiz hiç iyi olmuyorum ben. Dönmezsen hiç iyi olamayacağım. Kaçıncı mesajım? Niye cevap vermiyorsun Koray? Niye? Bir tanesine cevap ver ya, bir tanesine. Herkes beni terk ediyor. Annem gitti, Koray gitti. Niye hep böyle oluyor ya? Param da yok ki ya. Bunu mu satsam acaba? Koray, lütfen geri dön. Benim kalbim çok acıyor. Sensiz hiç iyi olmuyorum ben. Dönmezsen hiç iyi olamayacağım. Yapamam Yasemin. Bana yaşattığın o acıların aynısını o usta bozuntusu da yaşayacak. Nasıl ya? Baba yapamazsın bunu. Ya ustama bir zarar verirse? Oturalım mı biraz? Hoş geldiniz. Bir şey ister misiniz? Ben bir kahve içerim. Siz peki? Ben istemiyorum. Sen sadece bana yap Nazan. Tabii. Hala araları iyi. Nasıl bir oyun oynuyorsun Varoşgül'ü? Ömer? Bunu otel odasında düşürmüşsün. Bende kalmasın. Thank you.
Ben odamdayım. Ömer, teşekkür etmeyecek misin? Canını sıkan bir şey mi oldu? Tekrar soruyorum. Canını sıkan bir şey mi var? Sıkılır sıkılmaz. Sana ne bundan? İçeriden öyle aniden gelince... Tamam, sakin ol. Bir şey varsa konuşalım. Konuşmayacak mısın? Ne o? Yoksa kıskandın mı?